Arkadaşlar merhabalar. İntegralde alanla devam ediyoruz. İlk kısmı anlatmıştım. Şimdi kalan soruları da çözeceğim. İntegralde çok soru tipi var biliyorsunuz. Burada da o yüzden mümkün olduğunca güzel sorulardan bahsedeceğim size. Sonra tekrar testi çözeriz inşallah. Başlıyorum. Yukarıda grafiği verilen fx fonksiyonu için eksi 2'den 2'ye fx artı 1 dx integralinin sonucu kaçtır demiş. Biz belirli integralde arkadaşlar şunu yapıyorduk bakın. fx artı 1 verse de biz verilen fonksiyona benzetmek için x artı 1 önce u olsun diyorduk. Böylece her iki tarafın türevini veya diferansiyelini alırsak x'in türevi 1 bu yüzden dx, u'nun türevi 1 yani du. dx gördüğüm yere du yazabilirim. Sonra x gördüğüm yere eksi 2 yazdığımda u ne oluyor? Bakın eksi 1. x yerine 2 yazdığımda u arkadaşlar 3 oluyor. Böylece integral... eksi 1'den 3'e... fu... du oldu. dx gördüğüm yere du, x artı 1 gördüğüm yere u yazınca. O zaman artık benden bu isteniyor. Yani... fu da zaten iki harf de aynı olduğunda arkadaşlar pek bir önemi kalmıyor harfin. Şunu yapabilirsiniz. Eksi 1'den 3'e... fx dx diyebiliriz. Bunu... bulmalıyız şimdi. Nasıl bulacağız? Tabii ki alandan bulalım. Yani bu integrali hesaplamak için önce şuranın denklemini bulup eksi birden sıfıra kadar olan şu denklemi bulup sonra sıfırdan kaça kadar? Üçe kadar. Bu denklemi bulmanın pek bir anlamı yok. Kolay yoldan alan bulabildiğiniz her soruda integral sorularını alanla yapın. Bakın şimdi. Alt sınırımız eksi bir. O zaman şuradan böyle eksi biri gösterdim. Üst sınırımız 3. Bu eğri altında, daha doğrusu burada doğru olduğu için doğru altında kalan bölgenin alanını yapacağız. Peki eksi 1'den 0'a kadar bu bölgenin alanı nedir? Çok basit bir geometri bilgisi. Dikkat edin lütfen. Şimdi eksi 1 olduğuna göre arkadaşlar şu uzunluk 1 santim. Tamamı eksi 2 olduğuna göre buraya da 1 santim kaldı. Yani burası orta taban oldu. Orta tabanın özelliği nedir? Tabanın yarısıdır. Yani taban 4 birim olduğu için bakın burada. Böylece orta tabanda 2 oldu. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik 1 birim bakın. Böylece 3 geldi sorunun cevabı. Şey sorunun cevabı diyorum bu bölgenin alanı. Şimdi şurasını ne yapacağız? Orası zaten bakın gördüğünüz gibi. Bir kenarı 4, bir kenarı 3 olan dikdörtgen olduğu için 12 birim kare. Toplamda o zaman 3 artı 12... Cevabımız 15 birim kare olmuş oldu. Bu integralinde sonucu 15 yaptı. Şekildeki taralı bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Bakın burada dikkat ederseniz eksi x eşittir y kare şeklinde verilmiş. Bu bizim için bence önemli bir örnek arkadaşlar. Çünkü bu sefer x y cinsinden yazılmış. Bakın o yüzden bu soru aslında x eşittir f y tarzında bir fonksiyon görünümünde. Ve x'i böyle yalnız bırakırsak x eşittir eksiye kare. Yani biz y'ye göre integral almalıyız. Peki buradan nasıl yapacağız? y'ye göre integral alırken, y'ye göre alan bulurken arkadaşlar mevzumuz şudur. Nasıl ki eğri altında kalan bölgenin alanı için böyle çizgilere ihtiyacımız var. Yani değişkenimiz örnek burası 1 olsun burası da 4 olsun. 1'den 4'e doğru gidiyoruz sağa doğru. Dikey bir şekilde. Eğer değişkenimiz y ise arkadaşlar bu sefer görüntümüz şu. Eğrimiz böyle olsun. Bakın bunu yapıyoruz. Ve yük aşağıdan yukarı doğru çıkıyoruz. Hemen burada size bir bilgi vereyim yine söyleyeyim. Eğer y'ye göre integral alıyorsanız ve alan bulacaksanız bu bölgenin alanı integralle aynıdır. Cevap pozitiftir, tamam mı? Eğer y ekseninin sağında kalan bölgenin alanını bulmak istiyorsak integralle, şey integralle alan aynı cevabı verir. Yalnız bakın şimdi dikkat edin. Bu bölgenin alanını bulmak istiyorsanız y değişkenine bağlı olarak buranın integrali negatif çıkacaktır. Çünkü y ekseninin sol tarafında kalıyor. Yani negatiftir bu. Bundan dolayı integral negatif çıkar. Alan için şunu demeniz lazım. Eksi integral. Bu bilgiyi vereyim. Bu bilgi arkadaşlar. Aslında yorum içeriyor biraz ama direkt böyle siz ezber edebilebilirsiniz. Nasıl ki x ekseninin üstünde kalan bölgenin alanı artı, altta kalan bölgenin alanı eksi yani integral olarak. İntegralde eğer y'ye bağlı olursa sol taraf negatif, sağ taraf pozitif olacak. Bu bilgileri vereyim arkadaşlar. Bazen çünkü karşınıza gelecek ve y'ye bağlı yapacaksınız. Burayı fazla uzattım soruya geçiyorum. Bakın şimdi ne diyeceğiz? Burası simetrik parabol olduğu için şu bölgenin alanını bulursak 2 ile çarpmamız yeterli. Yapıyorum o zaman. İntegral nereden başlayacağız? 0. Sıfır. 0'dan 2'ye eksi y kare dy diyeceğiz. Tamam mı? Ve bu arkadaşlar integral'i bulduktan sonra alan için ne yapacağım? Eksiyle çarpacağım. Neden? Çünkü bak bu y ekseninin sol tarafında kalmış cevap negatif çıkar. Yapalım hakikaten öyle olacak. y karenin integral'i y küp bölü 3. Önünde bir de eksi var. 2 ve 0'ı yazmamız lazım. Eksi 8 bölü 3. Eksi 0 bölü 3 oldu böylece cevabımız eksi 8 bölü 3 geldi hakikaten negatif oldu bakın o zaman alan ne olur 8 bölü 3 aynı alan burada da var 16 bölü 3 bu şekilde hallederiz hemen size burada pratik bilgiyi de söyleyeyim arkadaşlar pratik bilgine ne yapabiliriz Onu da görelim İnte integralde arkadaşlar parabolle x ekseni veya y ekseni altında kalan bölgenin alanını bulmak istiyorsanız teğet noktasından itibaren şu bölgenin alanı şu dikdörtgenin alanının üçte biridir. Dikdörtgenin alanına s dersek. Şu beyaz bölgenin alanında 2s bölü 3 olur. Pratik olarak bunu yapabilirsiniz. Nasıl yapacağız peki? Teğet noktasından olacak kesinlikle. Şöyle bir alanı kabul etmeyiz yani. Parabol olsun şöyle. Diyelim siz biraz kötü bir parabol oldu bir parabol olsun ve şu bölgenin alanını bulacaksınız mesela bunu gidip bu anlattığım mantıkla sakın buraya s bölü 3 buraya da 2s bölü 3 demeyin nereden başlarsa kural geçerli şu teğet noktasından veya daha doğrusu tepe noktasından teğet noktası demeyelim tepe noktasından itibaren alırsanız evet bak bu bölgenin alanı şu dikdörtgenin alanının üçte biri anlaştık mı bu şekilde tepe noktasından itibaren olan bölgenin alanını bulabilirsiniz. Yoksa bulamayız. O zaman yapıyorum. Şimdi buranın alanını hemen hesaplayalım. Nedir? Eksi x eşittir y kare olduğu için zaten bir kenarı bu dikdörtgenin 2. Diğer kenarını nasıl bulacağız? Y gördüğümüz yere 2 yazacağız. Eksi 4. Hakikaten de burası 4 birim oldu o zaman. Dikdörtgenin alanı 4 çarpı 2'den 8. Şu yeşil bölgenin alanı. ...kırmızı bölgenin alanı o zaman 8 bölü 3. Bundan iki tane var. 16 bölü 3. Pratik bilgiyle de böyle hallederiz arkadaşlar. Belki öğretmenleriniz öğretmiştir. Ben de söyleyeyim. Evet. Yandaki şekilde birebir örten... ...y e eşittir fx fonksiyonunun grafiğinin... ...2-8 aralığındaki parçası veriliyor. 2-8 fx dx 34 olduğuna göre... 4'ten 10'a f'in tersi x dx nedir diye soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar ters fonksiyonun integrali eğrinin y ekseniyle yaptığı alan demektir. Bakın burasıdır tamam mı? Başka bir örnek daha göstereyim. Diyelim böyle bir eğrimiz var. Bunun mesela ters fonksiyonunun integralini sordu. Burası da eksi 1, 3 olsun. Şurası 2'ye 7 olsun. Uydurdum böyle. Dedi ki 2'den 7'ye f'in tersi x dx nedir? Bakın şimdi neresi olacak biliyor musunuz? 2'den bir başlayacağız. Eğri ile y ekseni arasında kalan bölgenin alanı. Sonra devam edeceğiz. Yine eğri ile y ekseni arasında kalan bölgenin alanı. İşte bunların toplamı bize bu integrali verir. Yalnız neye dikkat edeceğiz? Böyle bir şey sorarsak arkadaşlar. Buranın alanı uyduruyorum 3 olsun. Buranın alanında da 4 olsun. Tamamen uyduruk iki değer yazdım. Bu integralin cevabı ne olur biliyor musunuz? 4 eksi 3'ten 1. Çünkü ne demiştim demin size? Eğer sol taraftaysa buranın integrali arkadaşlar negatiftir. Alan 3 ama integral negatif. Buranın da yine integrali bakın 4'tür. Çünkü y ekseninin sağında kalıyor. Cevap 1 olur. Bana eğer direkt şunu sorarsa bu bölgelerin alanları toplamı nedir? Tamam o 7 zaten. Tamam mı? Bu şekilde ara ara bu ince ayrıntılara vereceğim. Lütfen dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Şimdi soruya geri, dö geri dönersek f'in tersi x dx 4 de ona işte bu mavi bölgenin alanı. 2'den 8'e fx dx ne demek? Şu kırmızı bölgenin alanıdır. O zaman mavi bölgenin alanını bulmak için ben tüm dikdörtgenden şu sarı ve kırmızıyı çıkarırsam maviyi bulurum. O zaman yapıyorum dikdörtgenin alanı 10 çarpı 8 eksi sarı bölgenin alanı 4 çarpı 2'den 8 kırmızı bölgenin alanı kendi 34 vermiş. Böylece arkadaşlar ne oldu? 80 eksi 42'den cevabımız 38 olmuş oldu. Evet güzel bir soru var burada şimdi bununla ilgili. Yukarıdaki fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. 1'den 4'e x f üstü x dx 6 olduğuna göre 1'den 4'e fx dx kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz şöyle bir şeyin tabii ki integralini bulamayız. Bu bize şunu hatırlatmalı. Bakın x fx sin türevi neydi? x f üstü x artı 1 çarpı fx değil mi? Türevi. Dolayısıyla biz burada şu x f üstü x'i görüyorsak aslında yanında bir fx de olmalı. O yüzden bakın sınırlar bilerek eşit verilmiş. Dikkat edin. 1'den 4'e x f üstü x biraz soru tipidir bu. Artı yanına şunu yazarsak bu da mesela a olsun tamam mı? 1'den 4'e fx dx eşittir. Ne olur buradan? 6 artı a. Gördüğünüz gibi. Ve bu neye eşit aslında? Dx parantezin alırsak ve 1/4'e şuraya taşıralım. 1/4 f(x) çarpı x'in aslında türevidir. Şu iki ifadenin toplamı. Dolayısıyla f(x) çarpı x'in türevinin integrali de kendisidir. Yani f(x) çarpı x. 1'den 4'e olacak. Bu 6 artı a'ya eşit olacak. Buradan da a'yı bulacağız. Bakın bu şekilde şu kısmı lütfen hatırlayın. Ara ara çarpım ve bölümün türevini integral şeklinde böyle soruyorlar. Biz eksik olan kısmı diğerinin yanına ekleyip sonra geri de çıkartabiliriz. Bu şekilde bakın önemli bir soru bu. O zaman artık başlayalım sorunun çözümüne. Daha bakın grafiğe gelmedim bile. Şunu bir yani anlatırken bile soruyu bir nevi çözmüş oldum. O zaman yazarsak F4 çarpı 4 eksi F1 çarpı 1 eşittir 6 artı A. O zaman F4 bakın ne? Bu soruda alan yapmıyoruz. Neden alan yapmıyoruz? Direkt zaten fonksiyonun kendisi geldi bakın. Bu yüzden önemli bir soru. Alan görünüm. Her soruyu zaten alandan çözmüyoruz. Bakın burada belirli integral yorumu yaptık. Bir, integrallerin sınırları aynıysa bunları tek çatı altında birleştirebiliriz. İki, Burada bakın x f üstü x ve f x size çarpımın türevini hatırlatmalı. 3 böylece bakın türevin integrali kendisi olduğu için f x çarpı x diye çıktı. Artık f 4 neye eşit? 5'e. 5, çarpı 4'ten 20 oldu. Sonra f 1 neye eşit? 3'e. 3 çarpı 1'den ne geldi? 17. 17 neye eşit? 6 artı a'ya. O zaman a ne oldu? 11. A dediğimiz neydi? Zaten buydu. Cevabı bulmuş olduk. Bakın önemli bir soru tipidir. Bakalım map'ten bir soru. Eksi 3'ten 5'e fx dx. Eksi 4'ten de 3'e f y d'ye bakın. Şimdi o zaman bir kere eksi 3'ten 5'e integral sorduğu için şu bölgeler. Sonra eksi 4'ten 3'e dediği zaman da y ekseni ile arasında kalan bölgedir. Burası sonra Şurası ortak çıktı. Ve burası olmuş. Oldu bakın bu şekilde. Şimdi ben harflendirdim arkadaşlar bakın. Bu bölgeye A dedim. Şu bölge B, C, D ve E. Şimdi fx dx nedir? İntegraldir. Bu yüzden alan negatifse orayı eksi A diye belirtmeliyiz. Mesela kırmızı bölgede şu araya A dediğim için oranın integrali eksi a'dır. Çünkü alan a olmasına rağmen x eksenin altında kalan bölge olduğu için eksi a deriz. Sonra şu bölgeye c demiştim. Yine x eksenin altında kaldığı için eksi c'dir. Sonra bakın kırmızı bölge yine şuradaki e olduğu için orası artı e x eksenin üstünde kalıyor. Gelelim mavi bölgeye yani f y d y'ye. Y ekseninin solunda kalıyorsa burası negatif olur. Eksi B olur. Sonra şu bölge y ekseninin sağında kalıyor. O yüzden pozitif artı c olacaktır. Ve son olarak bu bölgede d bakın arkadaşlar. Çünkü x ekseninin şey y ekseninin neresinde kalıyor? Sağında kalıyor. O zaman artık böylece ne oldu? C'ler birbirini götürdü. Eksi a, eksi b artı e artı d oldu. Güzel. Eksi a, eksi b o zaman şu dikdörtgenin alanının negatifi. Yani 3 burası 4 burası. Eksi 12 oldu bakın. E artı D neresi? Bu dikdörtgenin alanı. Burası zaten pozitif. 3 kere 5, 15. Bir kenarı 3, bir kenara 5. Böylece ne geldi? Toplam bu integral 3 geldi. Bence çok güzel bir soru. Zaten yakın zamanda, en son hatta 2018 AYT'de bile arkadaşlar. Bu şekilde alan yorumu sormuşlardı. Ben de benzerini çözeceğim. Hatta çıkmış soruyu buraya koymuş bile olabilirim. Bence Mebin sorduğu bu soru hakikaten iyi. Benim hoşuma gitti. Şuradaki C noktası, daha doğrusu C bölgesi kritik. Birinde eksi birinde artı çıktı. Neden? Eksi ve artı kavramını zaten anlatmıştım. Üzerinde durmayayım bir daha. Şöyle bir sorumuz var. Şekilde verilen S1 alanı mavi ile gösterdim orayı. Çünkü S1'in neresi oldu tam belli olmuyor. Mavi bölge S1 arkadaşlar. Kırmızı bölge de S2. Eksi 2'den 3'e G'ye eksi F'ye D'ye eksi 10 olduğuna göre S2 alanı kaç birim kareleri diyor. Şimdi şöyle hemen bir bilgi vereyim. Eğer iki tane eğri böyle bu şekilde alanları sorulursa aralarında kalan x'e bağlı olacaktır. Çünkü bakın soldan sağa doğru ilerliyoruz ve f burada olsun, g burada olsun. Yukarıdakinden aşağıdakini çıkarırız integralde. Eğer buradaki gibi y'ye bağlıysa nereden anlıyoruz y'ye bağlı olduğunu? Bir kere zaten kendi söylüyor. Burada g'ye eksi f'ye değil de alan bulmak istiyorsak arkadaşlar sağdakinden soldakini çıkaracağız. Nasıl öbüründeki üstteki daha büyük alana sahipse burada da sağdaki daha büyük alana sahiptir. Veya sağdaki daha pozitiftir demek daha doğru olur aslında. Bundan dolayı bu alan toplam kırmızı artı mavi bölgenin alanı fy eksi dy şey dy diyorum fy eksi gy olmalıdır. Tamam mı? Sağdakinden soldakini çıkaracağız alan bulmak için. Dolayısıyla burada g'y eksi fy'nin eksi çıkması normal. Çünkü ne yapmış bakın g'y solda olmasına rağmen soldakinden sağdakini çıkarmış. O zaman fy eksi g'y yani bu eğrilerin arasında kalan bölgenin alanı 10 olmalı. Bu da şu demek S1 zaten kaçtı? 5. S2 kırmızı bölgenin alanı bilmiyoruz. S2 Böylece toplamları 10 olduğu için hakikaten 5 olacak eski. Bu kadar kolay bir soru. Sadece dikkat edeceğimiz dediğim gibi integral burada negatif olmuş. Çünkü soldakinden sağdaki çıkarılmış. Sağdakinden soldakini çıkarırsak aralarındaki bölgenin alanını bulmuş oluruz. Aşağıda y ye eşittir fx fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. Buna göre eksi 4'ten eksi 2'ye fx dx artı 2'den 3'e f'in tersi x dx de integralinin değeri kaçtır diyor. Bence burada yine harflendirmek lazım. En azından şuralara hatta harf değil sayı verelim. Bakın şimdi burası uzunluğu 2. Burası da 2 olduğundan 4 birim kare. Yine aynı şekilde burası da 4 birim kare. Şurası 2 birim. Burası 1 birim olduğu için 2. Sonra burayı s diyelim. Bakalım ona göre. Şimdi bir kere arkadaşlar bizden eksi 4 ile eksi 2 aralığında integrali istiyorsa eksi 4'ten eksi 2'ye kadar burası bakın. O da ne yapıyor? S artı 4. Sonra 2'den 3'e yani şu bölge aslında bakın y olduğu için grafikle y ekseni arasında kalan bölgenin alanı diyoruz. Ve burada sol tarafta kaldığı için alanın eksiyle çarpılmışıdır integral. Bu yüzden eksi s eksi 2 önemli. S'ler gitti. Cevap 2 oldu arkadaşlar bu şekilde. Güzel bir yorum sorusu var burada bakalım arkadaşlar. Size şöyle bir bilgi vereceğim bu soruyu anlatmadan önce. integral f üssü x dx nedir? fx'tir değil mi? Eğer tabi belirli integral yapalım yoksa c koymamız lazım bu şekilde A'dan B'ye fx'tir. Çünkü türevinin integrali kendisi olmak zorunda. O zaman bakın şimdi bize diyelim şöyle bir türev fonksiyonunun grafiğini verdi. Tamam mı? Ve bu bölgenin alanı soruluyor. O zaman normalde tabii ki bu şudur. İntegral f üstü x dx örnek burası 10 olsun. Tamam mı bu bölgenin alanı? Böylece cevap 10 olur. Bu aynı zamanda neye eşittir biliyor musunuz? Alt sınırı böyle eksi 1 yazayım. Üst sınırı da 4 yazayım. Bu aynı zamanda integrali bunun fx olduğu için 4 ve eksi 1 de olduğundan f4 ile f eksi 1'in farkıdır. Bazı fonksiyonların farklarını bize çaktırmadan integralle soracak arkadaşlar. Alan yardımıyla bu iki integralin pardon bu iki fonksiyonun farkını bulabileceğiz. O yüzden... Bu sorudaki gibi bakın bazen sorularda fonksiyon görünümlü size integral soruyor olabilir. Bakın şimdi türev fonksiyonu verilir. Burada kesinlikle bunu yapabilmek için zaten mevzumuz budur. F4 eksi F2 16 mı? Ben size göstereyim. Türevden yapmayız bu soruyu. Ben yapmam en azından. Uğraşmam yani açıkçası türev denklemini oluştur. Sonra yerine yaz falan hiç gerek yok. Ne yapacağım bakın. Şimdi arkadaşlar 4 nerede? Burada. Eksi 2 nerede? göstermemiş. Biz gösterelim burada. Şimdi integral eksi 2'den 4'e f üssü x dx zaten şu bölgenin alanı değil midir? O da ne yapıyor? Burası 2 birim. Şurası da 4 birim. Şu bölgenin alanı 8. Burası da bir üçgen olduğundan 4 çarpı 4 bölü 2'den buranın alanı da yine 8. O zaman buranın alanı toplamda ne geldi? 16 geldi haliyle integralini alınca fx eksi 2'den 4'e olduğu için bu aynı zamanda nedir? f4 eksi f eksi 2'dir. Hakikaten cevap ne geldi? 16. Demek ki bu iki fonksiyonun farkı gördüğünüz gibi 16'ymış. Nereden yaptık? İntegralle. Aynı mantıkla şimdi f8 eksi f0'u bulalım sizinle. Bakın şimdi. Burada da yine 8 burada. 0 burada. Burası. Sonra burası. Şimdi yapıyorum yine izleyin. 0'dan 8'e f üstü x dx. E, e, buradaki bölge alanı 16. Buradaki bölge tabanı e, 4 birim, yüksekliği 2 birim. 4 çarpı 2 bölü 2'den burası da 4 oldu. O zaman ne oldu? Pardon, şurayı düzelteyim 4 çarpı 4 bölü 2'den buraya 8 diyeceğim, 16 yazmışım. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bir kere bu bölge pozitif üst tarafta 8 ama bu bölge x ekseninin altında kaldığı için eksi 4'tür. Cevabımız 4 oldu. Bu türevin integralini aldığımız zaman. Aynı zamanda kendisi olduğu için bunun integrali fx'tir. 8'den 0'a bakın f8 eksi f0 hakikaten 4 oldu. O zaman bu da doğru. Şimdi f10 artı f20 2f15 bunu araştıralım. Şimdi bunun için de çok güzel bir yorum yapacağım bir tane F15'i öbür tarafa atacağım. Dikkat edin. Böyle. Tamam mı? Sonra 20'yi de öbür tarafa atacağım. F15 eksi F20. Gördünüz mü? Bunu F15, F15 diye ayırabiliriz tabii ki toplam olarak. Böylece hani sanki şey yine integralde belirli integral yapıyormuşuz gibi olacak. 10'dan 15'e burası. Burası da 20. Şimdi şu bölge 10'dan 15'e f üssü x dx. Normalde buranın alanı ne? İşte 5. Şurası da 4. 20 değil mi? Bu bölgede aynı şekilde 20. Ama 10'dan 15'e yaptığım için küçükten büyüğe gittiğimden eksi 20 olacak burası. Aynı şekilde burada da 15'ten 20'ye şurası 5 birim. Burası 4 birim. Bu sefer 15'ten 20'ye integral yine eksi 20 olacak. Bunlar yine birbirine eşit geldi bu şekilde üçü de doğru çıktı. Dediğim gibi fonksiyon sorularında arkadaşlar farklarda, toplamlarda bazen buradan yapabiliriz. Aslında arkadaşlar iki eğri arasında kalan bölgenin alanını ben söylemiştim ve çözmüştüm ama ayrıca bir başlıkta çözeceğimiz için şimdi bu kısımda durayım. Yeni kısımda iki eğri arasında kalan soruları şey alanların sorularını ayrıntılı bir şekilde çözeyim. Diğer videoda görüşürüz arkadaşlar. İyi çalışmalar.